Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gizli kamera bulucu ve dinleme bulucu hakkında birkaç bilgi vereceğim. Model CS391 kodlu ürün. Onun haricinde cihazla ilgili teknik anlamda bilgi istiyorsanız da burada megahertz olarak 10 megahertz ile 2700 megahertz arasında 5 volt 1 amper ile çalışıyor. 500 mAh bataryası mevcut. Yani bu demektir ki yaklaşık olarak 120 metrekare kere tek şarjda tarama yapabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi kutu içerisine geçelim yavaş yavaş. Hızlı bir şekilde açalım. Poşetini köşeye atalım. Bu şekilde cihazımızı açalım. Karşımıza İngilizce ve Çince şeklinde kullanım kılavuzu çıkıyor. Çok kısa bir detayla cihazı kurabiliyorsunuz. Buna gerek yok. Karşımıza cihaz çıkıyor ve kablosu çıkıyor. Bir tane de anten çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Antenimizi anten bölgesine, RF anten bölgesine takıyoruz. Şarj kablomuzu şarj etmemize gerek var mı? Bu şekilde şarjımızı takıyoruz. İçerisinde adaptör çıkmıyor. Adaptör bu şekilde USB adaptörlerinize şarj edebilirsiniz. Şu şekilde bırakıp yaklaşık olarak 2-3 saatte cihaz. Şimdi bu şarjımızı çıkartalım. Buradan cihazımızı açalım. Cihazımızı buradan on off bölümünden açıyoruz. Açma kapatma düğmesi burası. Buradan şarj ediyoruz. Buradan da infrared ledler veriyor. Burada lazer göstergesi var. Burada da bir dürbün var. Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi cihazımızı öncelikle üstten açıyoruz. En azından şarjı var gözüküyor. Normalde yeni geldiği zaman şarj etmek gerekiyor ama bir fabrika şarjı içerisinde mevcut. Şu anda RF modunda, yani radyo frekans veren sinyal dinleyici veyahut da gizli kamera olarak taramaya başlayabiliyor şu anda. Birazcık daha referansımızı açalım. Frekans yükseltelim. Buradan birazcık daha kısıyoruz. Bu şekildeki ayar şu an için ideal gibi gözüküyor. Şimdi ortamda bir dinleme cihazı var mı? Bununla ilgili bir tespit yapalım. Tabii ki video öncesi ortama koyduğumuz dinleme cihazını birlikte bulacağız mı? Ona bakacağız. Birazcık bekleteceğim sizi. Evet, şimdi ortama girelim. Daha önceki cihazı koyduk. Şöyle yaklaşalım. Önce bir tarama yapalım tabii. Normal bir rutin tarama yapalım. Şöyle etrafı tarıyoruz. Yani bu cihazda tabii ki elektrik alacak veya almayacak şarjlı dinleme cihazları da mevcut. Bizim koyduğumuz şarjlı bir sistem olarak geçiyor. Ona nasıl anlatırız? Mesela bir tabloyu arıyoruz. Bak şu anda sinyal burada yükseldi. Burada sinyal yükseldi demek ortamda herhangi bir dinleme cihazı var olduğunu gösteriyor. Bak normal bir şekilde taramalarda herhangi bir izlenim yok. Buraya geldiğimizde aralarımıza yakalanan bir dinleme cihazı var. O da nedir? Şuradan çıkarttığımız zaman bu bir sim kartlı dinleme cihazı. Şu anda görüyorsunuz cihaz RF sinyalini yükseltmeye başladı. Bu bir dinleme cihazı olarak geçiyor. Şimdi bu içerisinden sim kart çıkartacağım. Cihazı pasif hale getireceğim. Şu anda cihaz komple kapanmış oldu. Yani dinleme cihazı özellik şu anda durdurduk. Şimdi diğer bir priz içerisine yerleştirdik. Bir de onu test edelim. Burada bir durduralım cihazı. Şimdi prizin içerisine yerleştirdik. Bir de onun testini yapacağız. Sıra sinyalde almaya başladı o şekilde. Şöyle baktığın zaman priz burada. Bak. Şu anda prizden sinyal almaya başladı. Ortamda bir sinyal var. Onu gösteriyor. Bu da normal bir sinyal prizdir. Normal priz olarak gözüküyor. Bunda boş bir şey var. Bunda şu anda sinyal yoğunlaştığı için, yoğunlaşma olduğu için cihazın içerisinde dinleme cihazı oldu. Gözüküyor. Hatta şöyle yapalım. Cihazı prizden çekelim. Şu an dinleme cihazı sim kart girişli dinleme cihazı bu şekilde. Şimdi bağlantı kesilecek, sinyal kesilecek, iyi izleyin. Şu anda cihazı pasif ettim. Komple sinyal gitti. Son sinyalleri verecek. Şimdi komple duracak. Bir de kredi kartı şeklinde modelimiz var. Onu da size göstereyim. Şimdi durduralım.
Şimdi burada prizi çıkarttık biliyorsunuz. Prizi bulduk. Şimdi bir kredi kartı görünümlü dinleme cihazları da var. Bilmiyorum internetinizde hiç fark ettiniz mi ama bir tane bulduk, ondan da testini yaptık şimdi. Normal taramasını yapıyoruz. Ara ara ötmesi normaldir çünkü etrafta sinyal varsa, üst katta veyahut da bodrum katta Wi-Fi sinyali varsa onu da alabilir. Ama tabii güçlü bir sinyal, devamlı bir sinyal verirse bu size dikkatini çekebilir. Yani şu şekilde ara ara atmalar önemli bir şey değil çünkü yan tarafta dükkan var. Burada da bir Wi-Fi olduğu anlamına geliyor. Bu ara ara atabilir. Yani dinleme cihazının tespiti nasıl yapılabilir? Onu şimdi size göstereyim. Cüzdan içerisine ben kredi kartı dinleme cihazı koydum. Mesela şöyle. Baktığı zaman devamlı bu sinyali alıyorsunuz. Bakın. Sinyal yükseldi ve devamlı. Rutin şeklinde veriyor. Şimdi bunun içerisine bakalım. Dinleme cihazı burada bakın. Bak zaten direkt cihaz sinyali aldığı zaman. Şimdi diyeceksiniz ki hakikaten bu dinleme cihazı mı? Onu da ben size bir göstereyim. Şunu hatta uzaklaştıralım. Bak şuraya doğru gel. Bak şimdi. Ses kontrol. Sesim geliyor mu? Ses kontrol. Bunda bir mikrofon var. SIM kart var cihaz içerisinde. Ses kontrol. Ses. Sesim geliyor mu? Bu şekilde uzaktan bunu yapabiliyorsunuz cihazı. Hatta şunu çıkartalım. İçerisine attığını çıkartalım. En azından dinleme cihazı oldu. Belli olsun. Şimdi kapalı devre. Aramalarımız tamamıyla şeyle alakalı. Yani kablosuz bir gizli kamera varsa onlara da aynı şekilde tepki verme verecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de şimdi kapalı devre cihazları nasıl buluruz? Gizli kameralardan bahsediyorum özellikle. Çünkü ses kayıt cihazları bulma şey olasılığı yok. Onları bu cihaz bulmaz. Çünkü kapalı devre olduğu için dışarı sinyal vermez. Şimdi bizim buradaki amacımız bir şeyin nesnenin içerisine montaj yapılmış gizli kamera nasıl bulunur? O da dürbünle nasıl bulunur? Onun bilgisini vereceğim şimdi size. Şimdi buradaki ayarımızı birazcık düşürüyoruz. Cihaz kapalı şekilde değil. Şuradaki düğmeye, skin düğmesine bastığınız zaman zaten burada direkt ilkrar LED'lerini açacaktır. Karşı tarafa bastığınız zaman da burada bir gizli kamera olduğu zaman bunu kendi direkt otomatikman çıkartıyor ortaya. Şimdi biz daha önceki videolarımda bir tane bırakmıştım buraya. Onu nasıl bulacağız? Önce bir göz ayarı yapacağız. Normal bir dürbünle şuraya çevirdiğiniz zaman dürbünden bakıyorsunuz, netleştirdiğiniz zaman bırakıyorsunuz burada ayarı. Ben önce bir bakayım, ayarını yapayım. Daha sonra telefonla size göstereceğim. Tamamdır. Şimdi buradan direkt tabi telefonu nasıl tutturabileceğim bilmiyorum ama en azından olduğu kadar diyelim. Şöyle kamerayı eşitledim diyelim. Bakın karşıda güvenlik kameraları var. Fark ettiyseniz. Güvenlik kamerası, güvenlik kamerası, güvenlik kamerası. O ışık yanan yerlerde kırmızı olan yer nokta kamera olarak geçiyor. Bakın. Bu da kamera, bu da. Şimdi bir nesnenin içerisinde montaj yapıldığı zaman bu da aynı şekilde size tepkileme verecek. Bakın hemen karşı tarafta. Şu anda biraz daha yaklaştırayım. En azından göreceksiniz. Bakın gördünüz mü? Parmak işaretle bir gösterelim. Bakın burada bir gizli kamera oldu. Belli oluyor. Çünkü bakın o kadar delik var. Hiçbir delik içerisinde size bir sinyal veren bir göz yok. Hatta şöyle yakından göstereyim ki anlayacaksınız ne olduğunu. Kamera burada. Yakından da göremiyorum ki. Hangisi onun kamera? Kamera burada. Burada da zaten mekanizmayı göreceksiniz. Kameranın devamı. Bu bir şeyin içerisine montaj olmuş olabilir. Body cihazı, işte masaüstü saat, nostalji radyo, onun haricinde modem, kablosuz modem içerisine, tabloya, duvar saatine gibi çoğu ürüne o ürünler, yani gizli kamera, kablosuz ürünler montaj yapılabiliyor. O yüzden de arkadaşlar bütün nesnelerimizi tek tek bu şekilde tarama yapmamızda fayda var. Evet, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz video beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.